1. 1. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 66 Cem Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 1. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Cem Yayınları sayfa 66 metni anlama ve çözümleme 1. Okuduğunuz murabba şiirinde anlamı verilen kelime ve kelime gruplarının dışında bilmediklerinizi metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz. Cevap: Ati, zaman olarak, ileride olması, gerçekleşmesi beklenen mihnet, üzüntü, sıkıntı. 2. Şiirin temasını belirleyiniz. Cevap: Vatan sevgisi. 3. Şiirde verilen açık ve örtük iletileri belirleyiniz. Cevap: Açık ileti, vatan yolunda nelerin feda edildiği, vatan için verilen mücadeleleri, vatan söz konusu olunca gerisinin teferruat olduğu anlatılmaktadır. Örtük ileti, şairin ağzından verilen duygulara bakıldığında vatanın kutsallığı ve vatan sevgisinin ön planda olması anlatılmıştır. 4. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirleyerek bunların şiire katkısını açıklayınız. Cevap: A, B, B, A, K, C, A şeklinde bir kafiye düzeni vardır. Bunun yanında ses tekrarları redifler ve dize içi tekrar eden kelimeler ile ahenk sağlanmaktadır. 5. Şiirin şekil özelliklerinin içerikle bir ilişkisinin olup olmadığını açıklayınız. Cevap: Şekil içerikle pek ilgili değildir. Çünkü içerik vatan sevgisi iken şekil olarak 4 dizeden oluşan bir yapı görürüz. İkisi farklı şeylerdir. 6. Şiirde konuşan şair değil, kurgusal bir kişiliktir. Söyleyici şiirin içeriğine aksettirdiği ruh durumuna göre karakter ve ses kazanır. Bu durum şiiri okuma tonuna ya da tarzına, şiirin anlamına etkide bulunur ve okuma faaliyetinde okuyucu bu söyleyiciyle özdeşleşir. Yukarıda verilen bilgilerden hareketle okuduğunuz şiirde söyleyiciyle hitap edilen kişi arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız. Cevap: Şair söyleyici sanki karşısında dinleyen biri var gibi şiirini yazmıştır. Şiiri okuyan biri karşısındakine o duyguyu geçirebilmek adına sanki coşkun ve yüksek bir ses tonu ile şiirini söyler gibi hissetmektedir. 7. Okuduğunuz murabba şiiri ile Namık Kemal'in sanat anlayışı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Cevap: Namık Kemal vatanı için her şeyi yapan aydın bir şairdir. Yüce bir ruha sahip Namık Kemal'in vatan için çalışmasında ne dünyevi ne de uhrevi bir beklentisi yoktur. Onun için tek gaye, din için, millet için ve vatan için çalışmaktır. 8. şiirdeki milli, manevi ve evrensel değerleri belirleyerek bu değerlerin şiire katkısını değerlendiriniz. Cevap: Bu şiirde vatan sevgisi, insanların ülkelerine karşı olan sorumlulukları milli manevi değerleri oluştururken, bağımsızlık, adalet, eşitlik gibi de evrensel kavramların varlığını görürüz. 9. okuduğunuz şiirden alınan, aşağıda verilen bentlerdeki edebi sanatları belirleyiniz. Bunların anlama katkısını değerlendirerek noktalı alana yazınız. Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi. Kralım hail ise azmimize ten kafesi. İnledikçe eleminden vatanın her nefesi. Gelin imdada diyor bak budur Allah sesi. Bize gayret yakışır merhamet Allah'ındır. Hükmü te ne fakorin ne şehinşahındır. Dinle feryadını kim terceme ahındır. İnledikçe ne diyor bak vatanın her nefesi. Cevap: Murabba'nın bu ilk dörtlüğünde vatan ve vatan sevgisini anlatan diğer bütün çalışmalarımda olduğu gibi, şair, vatan kişileştirerek onu can çekişen, eleminden inleyen ve zor durumda olduğu için yardım talep eden bir insana benzetmiştir. Anlatımı daha canlı ve etkili kılmak için başvurulan bu teşhisin yanında, yine aynı maksatla, insan vücudu da kafese teşbih edilmiştir. Kuş, özellikle bülbül ve aslan gibi hayvanların tutulduğu kafes, esareti temsil eder ve hoşlanan, istenen bir nesne değildir. Burada vatan esaretten kurtulup hürriyete kavuşması için, içinde bize emanet edilen ve bir gün zaten uçacak olan can kuşu, muzun bulunduğu ten kafesi, gerekirse kırılmalıdır. 1. sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 66 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.